gök kuşağı nasıl oluşuyor? Yağmur sonrası çıkan ve rengarenk olan bu güzel renk ahengi gök kuşağı nasıl oluşuyor? Yağmurdan sonra güneşin ışıl ışıl parlamasıyla gökyüzüne bakarız ve renklerin ard arda sıralanmış o cümbüşünü görürüz. Gök kuşağı renkli bir dağ edasıyla bizlere merhaba diyecektir. Gök kuşağı en çok bahar aylarında görülür. Şair Can Yücel'in şiirinde de anlatıldığı gibi bahar yağmuruyla gelen bir gök kuşağısın bende. Işıldarsın her daim gönül iklimimde. Yağmurun sonrasında güneşin ışıldamasıyla birlikte bir renk ziyafetine tanıklık ederiz. Bu güzel renkler nasıl gökyüzünde açar? Hadi öğrenelim. Gök kuşağı nasıl oluşur? Gök kuşağının oluşumu güneş ışınlarının yağmur damlaları ve sis bulutları tarafından kırılması, yansıması ve dağıtılması sonucu oluşuyor büyük damlalarla oluşan kuşaklar daha belirgin ve net gök kuşaklarını oluşturuyor. Küçük yağmur damlalarından sonra oluşan gök kuşakları ise daha az belirgin ve geniş gök kuşağı oluşturduğu görülmektedir. Sarı olarak gördüğümüz güneş ışınları aslında beyaz ve içine birçok renk barındırıyor. Gök kuşağının renkleri. Gök kuşağı içerisinde 7 adet renk bulunmaktadır. Bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Gökkuşağının çeşitleri nelerdir? Birinci gökkuşağı. En çok bilinen ve rastlanan gökkuşağıdır. İlkel gökkuşağı denilen bu kuşakta kırmızı renk dış tarafta, mor renk ise iç taraftadır. Renklerin dizilişine baktığımız zaman dışarıdan içeriye doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, turkuaz, mavi ve mor sırasıyla sıralanıyordur. İkinci gök kuşağı. Bu gök kuşağına baktığımızda ise kırmızının en iç tarafta, morun ise en dışta olduğunu görüyoruz. Işığı daha zayıf olan gök kuşağı renkleri mor, mavi, turkuaz, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızıdır. Küçük kuşaklar. Bu kuşaklar sadece dar kırmızı veya kırmızı yeşil renklerden oluşur.